Unutmayalım ki teröre karşı en büyük cevap, en büyük mücadeleyi birlik ve beraberlik içinde hareket ederek. Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Oğuz Şahin ile hastane personeli sağlık kuruluşlarına yönelik terör saldırılarını protesto etti. Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Oğuz Şahin, hastane önünde yaptığı açıklamada, Haziran ayından bu yana tırmanışa geçen saldırılarıyla genç, yaşlı, çocuk, bebek demeden tüm halkı hedef alan eli kanlı terör örgütü, sağlık çalışanlarına, ambulansla ve hastanelere yönelik alçakça saldırılarına devam ediyor, dedi. 3 sağlık çalışanının terör örgütünün gerçekleştirdiği alçakça saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, açıklamasında şunları söyledi. Aile hekimimiz Doktor Abdullah Biroğul, memleketi Diyarbakır'da. Sağlık memurumuz Eyüp Ergen ve ambulans şoförü Şeyh Musdursun, memleketleri Şırnak'ta uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit edildiler. Onlarca çalışanımız alıkonuldu. Ambulanslarımıza, hastanelerimize ateş edildi. Bölgede estirilen terör havasıyla sağlık hizmetlerinin aksatılmaya çalışıldığını kaydeden Şahin şunları söyledi. Son olarak Hakkari Şemdinli'deki devlet hastanemiz bombalı saldırı sonucunda neredeyse kullanılmaz hale geldi. Getirildi. En büyük zararı Şemdinli'deki bizlerden sağlık hizmeti bekleyen halkımız gördü. Vatandaşımızın en temel haklarından olan sağlık hakkının engellenmesine yönelik bu çirkin saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyoruz. Tek amaçları hayat kurtarmak, insanımızın sağlığına hizmet etmek olan çalışanlarımızın bu tür saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmetlerini engelleyerek devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu saldırılar en çok da bölge insanımıza zarar vermekte. Onların en temel ve en doğal insani hakkı olan sağlık hizmetlerine ulaşımını güçleştirmektedir. Çalışanlarımızın ve masum insanların hayatlarını kastedilerek gerçekleştirilen bu eylemler terör örgütünün insani değerlerden ne kadar uzaklaştığının da kanıtı niteliğindedir. Hiçbir dinde, hiçbir kültürde yeri olmayan acizlik gösterisi bu saldırılar ve bu çağ dışı anlayış dünya medeniyetine önderlik etmiş olan bu topraklarda kendini yer edinemeyecektir. Hastanelerde çalışanların güvenliği için gereken tedbirlerin alındığına işaret eden Şahin şunları kaydetti. Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ancak unutmayalım ki teröre karşı en büyük cevap, en büyük mücadeleyi birlik ve beraberlik içinde hareket ederek birbirimize sımsıkı kenetlenerek verebiliriz. Bizler tüm engellemelere rağmen din, dil, ırk ayrımı gözetmeden insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşayan insanımızın sağlığını daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız. Terör bizi asla yıldıramayacak ve asla amacına ulaşamayacaktır. Terör değil, kardeşlik diyen gönüller, şifa veren eller kazanacak.